size birim adım fonksiyonunu anlattığımda bu fonksiyonun kalkülüs ya da cebir derslerinizde gördüğünüz fonksiyonlardan çok daha ilgi çekici olduğunu söylemiştim. Bunu size göstermemin sebebi ise birçok fiziksel sistemin bu şekilde işliyor olması. Demek istediğim gerçek fiziksel sistemlerde genellikle uzun bir süre boyunca bir şey olmaz ve birdenbire bir şeyler olur. Tam olarak bu şekilde olur demek de doğru olmaz ama olan bitenin birim adım fonksiyonu ile yaklaşımını alabileceğimizi söyleyebilirim. Benzer bir şekilde zaman zaman yine uzun süre bir şey olmaz ve sonra birden bire bir şey olur. Olan şey yeniden kaybolur ve yine hiçbir şey olmamaya başlar. Bunun ne olduğunu öğreneceksiniz ama şimdilik bunun mesela bir dürtü olduğunu düşünebilirsiniz. Birim dürtü fonksiyonlarından da bahsedeceğiz ama buna benzer seyen bir davranışı modelleyen bir fonksiyonumuz olsaydı hiç de fena olmazdı öyle değil mi. İdeal fonksiyonda belirli bir noktaya kadar hiçbir şey olmaz ama o belirli noktaya geldiğimizde fonksiyon sonlu bir alanda sonsuz seviyede kuvvetli bir çıkış yapar sonra da hemen sıfıra geri döner ve o şekilde devam eder. Buranın sıfır olduğunu düşünelim. Sıfır da sonsuz derecede yüksek olacak ve sonra da sıfır olmaya devam edecek. Bunun altındaki alanı düşünecek olur isek bu arada buna fonksiyon demek biraz ileri gitmek gibi de olabilir. Yani buna fonksiyon dediğimizde bu videoların seviyesinin ötesinde bir matematikten bahsediyor oluruz ama şimdilik bunun bir fonksiyon olduğunu düşüneceğiz. Peki bu fonksiyon ne gibi durumlar için uygundur ya da nasıl değiştirilebilir? Size bu fonksiyonun bir tanımını daha vereceğim. Bu fonksiyonu delta ile gösterelim. Bu arada bu fonksiyon zaten delta ile gösterilir ve adı da Dirac delta fonksiyonudur. Bu fonksiyonu x 0 olduğunda sonsuz ve x'in diğer değerlerinde ise 0 olarak tanımlıyoruz. Bu fonksiyonla nasıl çalışılabileceğini merak ediyorsunuz öyle değil mi? Evet. Sizce sizce bunun integralini alabilir miyiz? Yardımcı olması adına size bir tanım vereceğim ve bunun integralinin neye eşit olduğunu söyleyeceğim. Bu fonksiyonun tanımının bir kısmıdır. Hemen yazıyorum. Bu fonksiyonun eksi sonsuzla sonsuz arasındaki integrali ki bu reel sayı doğrusunun tamamı anlamına gelir. Evet, bu fonksiyonun bu aralıktaki integralini 1 olarak tanımlıyorum. Bu bir tanım. Bu noktada elimizde herhangi bir ispat olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Evet, ispatlamadım çünkü bu az önce de söylediğim gibi bir tanım. Size bu fonksiyonun yani delta x'in bu aralıkta integrali 1'e eşit olan bir fonksiyon olduğunu söylüyorum. Fonksiyonun sonsuz derecede dar bir tabanı var ve sonsuz derecede yüksek bir değere kadar çıkıyor. Ve şimdi de size bu alanın 1'e eşit olduğunu söylüyorum. Ne kadar da çılgın bir fonksiyon, öyle değil mi? Bunun nasıl bir fonksiyon olduğuna dair daha çok bilgiye ihtiyacım var. Dediğinizi duyar gibiyim. Size yardımcı olmaya çalışayım. Anladığınızdan emin olduktan sonra da bunun Laplace dönüşümünü alıp fonksiyonla oynamaya başlayacağız. Şuradaki delta'yı da daha düzgün yazayım. Evet, oldu. Bir fonksiyon daha tanımlayalım. D alt indis tau. Bu arada bunu Dirac delta fonksiyonunun nasıl oluşturulabileceği hakkında daha fazla bilgi verebilmek için yapıyorum. D alt indis tau'yu t'nin bir fonksiyonu olarak tanımlayacağım. Neden diyecek olursanız, Laplace dönüşümü dünyasında her şeyin t'nin bir fonksiyonu olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Eşittir 1 bölü 2 tau yazıyorum. Neden bu değerleri seçtiğimi birazdan anlayacaksınız. t eksi tau'dan büyük, tau'dan da küçükken fonksiyon 1 bölü 2 tau değerini alıyor olsun. t'nin diğer tüm değerlerinde ise 0 olsun. Bu fonksiyon daha anlaşılır bir fonksiyon öyle değil mi? birim adım fonksiyonlarının bir kombinasyonuna benziyor. Hatta bunu birim adım fonksiyonlarının bir kombinasyonu olarak tanımlayabileceğimizi de söylemek istiyorum. Şimdi bu x ve bu da y ekseni olsun. Özür dilerim. Bunun x değil, t ekseni olması lazım. Bu konuda bunun x ekseni olmaması gerektiği fikrine alışmam gerekiyor. Evet buna ise y ya da y eşittir f t ekseni diyebiliriz. Ne de olsa bu bağımlı değişken öyle değil mi? Bakalım ne oluyormuş? Eksi tau'ya gelene kadar 0, eksi tau'da 1. Atlama yapacak. Evet, burayı eksi tau olarak belirleyelim. Burası da artı tau olsun. Eksi tau ve artı tau arası dışında sıfıra eşit. Bahsi geçen aralıkta bir değer alıyor ve bu değer de sabit kalıyor. Bu değer de 1 bölü 2 tau. Bağımlı eksendeki bu değeri, evet, 1 bölü 2 tau olarak işaretliyorum. Bu fonksiyonu neden bu şekilde oluşturmuş olabilirim? Hadi gelin biraz düşünelim. Mesela integralini aldığımızı düşünelim. Ah, integral işaretini daha düzgün yapabilirim, evet. Eksi sonsuzla sonsuz arasında d alt indis tau t dt'nin belirli integrali. Başka bir deyişle bu eğri altında kalan alan. Aslında hesaplaması da çok kolay. Bu aralık dışında değeri her yerde sıfır olduğuna göre sadece bu alana odaklanmamız lazım. Demek istediğim bu integrali eksi tau ile artı tau arasında olarak da düzenleyebilirim. Eksi sonsuz ve sonsuzun bu anlamda bir önemi yok çünkü fonksiyonun değeri bu aralık dışındaki her yerde sıfır. 1 bölü 2 tau dt Evet, istersek integrali bu şekilde de yazabiliriz. Sınır değerlerini değiştirdim çünkü az önce de dediğim gibi bu aralık dışında fonksiyonun değeri hep sıfır. Aralıkta ise değeri sabit ve 1 bölü 2 tau'ya eşit. İntegrali istediğinizi kullanarak hesaplayabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu integralin neye eşit olduğunu bulmak için kalkülüs bilmemize de gerek yok. Buradaki alan öyle değil mi? Uzun kenar yani tau eksi eksi tau'dan 2 tau'dur. Kısa kenar ise 1 bölü 2 tau olduğuna göre alan 1'e eşittir. İsterseniz bunu da yapalım. 1 bölü 2 tau'nun ters türevi, evet içinize silmesi için yapayım, t bölü 2 tau'ya eşittir. Bunun tau ve eksi tau'da aldığı değerleri de bulalım tau da tau bölü 2 tau elde ederiz. Eksi eksi tau bölü 2 tau'dan sonuç olarak 2 tau bölü 2 tau yani 1 buluruz. Bu belki de fazla olmuştur. Yani aslında bakarsanız alanın 1'e eşit olduğu son derece açık ve net öyle değil mi? Tau'nun değeri ne olursa olsun bu alanın değeri değişmez ve 1'e eşittir. Şimdi tau'nun giderek küçülen değerlerini alırsam ne olur? Yani tau'nun burada olduğunu düşünelim. Tau daha küçük bir sayı olduğundan 1 bölü 2 tau buna benzeyen bir değere eşit olur öyle değil mi? Evet böyle olur. Tau'nun giderek küçülen değerleri için mesela bunu da ele alalım. Yüksekliğinde aynı oranda büyümesi gerekir. 1 bölü 2 tau bundan da büyük bir değer olur. Size ne anlatmaya çalıştığımı anladınız değil mi? tau 0'a yaklaştığında bunun limiti hemen yazıyorum. tau 0'a giderken d alt indis tau t'nin limiti. Bunlar 0'a çok ama çok yaklaşacak ama bu limit bu olduğu için asla 0 olmayacak. Yükseklik ise az önce gösterdiğim mantıkla sonsuz derecede artmış olacak ama tau'nun değeri ne olursa olsun alan her zaman 1 kalacak. Ve buradan da Dirac delta fonksiyonunu elde etmiş olacağız. Yine x yazacaktım. Hemen düzelteyim. Dirac delta da t'nin bir fonksiyonudur. Bunun için limit tau sıfıra giderken eksi sonsuz da sonsuz arasında d alt indis tau TDT'nin belirli integrali yine 1'e eşit olmalıdır. Neden diyecek olursanız buradan 1 elde ederiz ve tau sıfıra giderken e, bu arada limitlerin tanımları konusunda da oldukça bonkör davrandım yani çok da özenli değildim ama bu şekilde bile size ne anlatmaya çalıştığımı anladığınızı düşünüyorum. Bu 1'e eşittir. Aynı mantıkla eksi sonsuzla sonsuz arasında dirak delta t dt'nin belirli integralinin de 1'e eşit olacağını söyleyebiliriz. t 0 olduğunda bu sonsuza atlıyordu. x eksenini şu şekilde çizecek olur isem evet t 0 olduğu anda Dirac delta fonksiyonu bu şekilde zıplayacak. Bu fonksiyon normalde bu şekilde çizilir. 1'e kadar çıkıyormuş gibi gösterirsiniz ama bunun Dirac delta olduğunu göstermek için buraya da bir ok koyarsınız. Peki bu fonksiyonu ötelemek istersek ne olur? Mesela delta t eksi 3'ü nasıl gösterebilirim? Bu fonksiyonu 3 birim sağa öteler öyle değil mi? Örneğin t 3'e eşit olduğunda bu direkt delta 0'a eşit olur. Bunun grafiği de bu x ekseni olsun, bu da y. Buraya 1'i işaretliyorum. Buraya da 1 2 ve 3'ü. Bu arada buna yine x ekseni dedim ama aslında t ekseni olacağını artık biliyor olmalısınız. Dirac delta fonksiyonu her yerde 0 olacak ama 3 de sonsuz derecede büyük bir zıplama yapacak. Bu kadar büyük bir zıplamayı çizecek kadar kağıdımız olmadığı da başka bir konu ama bunu göstermek adına buraya bir ok koyduğumuzdan bahsetmiştim. Yani yine öyle yapacağım. Oku da yine az önce söylediğim gibi alanın bir olduğuna bir gönderme yapması adına bir birim boyunda çiziyorum. Evet işte böyle. Bunun fonksiyonun t eşittir 3'te 1 değerini alıp sonra yeniden sıfır olduğu anlamına gelmediğinin bir kere daha altını çizeyim. Bunun anlatmak istediği şey, fonksiyonun altında kalan alanın 1'e eşit olduğu. Eğer düşünecek olursanız, altında bir alan olabilmesi için bunun zaten sonsuza kadar çıkması gerekir. Dirac delta fonksiyonu altındaki alan 1'e eşittir. Bu t eksi 3 ama alan yine 1'e eşit. Okun 1'e kadar çıkmasının sebebi de yine zaten bu. Farklı bir renkle yazayım şimdi. Mesela 2 çarpı Dirac delta t eksi 2'nin grafiğini çizmek istediğimi düşünelim. Nasıl yapabilirim? t eksi 2'ye gideceğim. Demek istediğim t 2'ye eşit olduğunda Dirac delta 0'ı elde edeceğiz. Yani atlama burada olacak ama bunu bir de 2 ile çarpmamız lazım. Bunun için oku 2 katına çıkarıp grafiği bu şekilde çizeceğim. Bunların ikisi de sonsuza gidiyor ama bu sonsuzun iki katına gidiyor. İşin biraz komikleşmeye başladığının farkındayım ama bunu yapmamın sebebi buradaki alanın bu alanın iki katı olduğunu göstermek. Oku ikiye kadar uzatarak da bunu yani alanın ikiye eşit olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Atlama sonsuza kadar gidiyor. Anlaştık mı? Tüm bunlar biraz soyut oldu ama bunların bu şekilde hareket eden sistemleri anlatmak için son derece başarılı yollar olduğunu da bilmenizi istiyorum. Aslına bakarsanız tam olarak bu şekilde davranan bir sistem de yoktur ama gerçek hayatta ya da fizikte bu şekilde atlamalar yapan fenomenlerden bahsedebiliriz. Bu durumlarda atlamanın tam olarak neye benzediğini söylemek yerine de bunun bir Dirac delta fonksiyonu olduğunu söylüyoruz. Dürtüsünü de bu şekilde açıklıyoruz. Size bunun arkasında yatan mantığı biraz daha iyi anlatmak için bu arada bunu bir önceki videoda yapmak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Şimdi yapacağım çünkü şu ana kadar bir sürü diferansiyel denklem görmemize rağmen size bunların gerçek kullanımlarından çok bahsetmedim. Evet, bir duvar düşünelim ve bu duvara bu şekilde bağlı bir yay olduğunu varsayalım. Yayın ucunda da bir kütle olsun. Bu yayın normal durumu ya da sistemin denge durumu. Yay y uzunluğu o kadar uzamış. Yani normal durumundan y birim ötede. Burada da bir dış kuvvet olsun. Bu kütlenin ve altındaki yüzeyinde sürtünmeyi tamamen göz ardı etmek için buzdan yapıldığını düşünelim. Size şimdi bu sistemin davranışını diferansiyel bir denklem ile tanımlayabileceğimi göstereceğim. Ve birim adım ya da Dirac delta gibi fonksiyonların işe yarar olmaya başladıkları durumlarda işte bunlardır f'in kütle çarpı ivmeye eşit olduğunu fizik derslerinizden hatırlıyor olmalısınız. Peki bu kütleye etkiyen kuvvetler hangileridir? Buradaki kuvvet var. Sağ yönün pozitif yön olduğunu da varsayalım. Buna ek olarak bir de yayın uyguladığı negatif bir kuvvet vardır öyle değil mi? Yayın uyguladığı kuvveti Hooke yasasından bulabiliriz. Bu da denge durumundan ne kadar uzakta olduğuyla alakalıdır. Başka bir deyişle bu yöndeki kuvvet az önce sağ tarafı pozitif olarak belirlediğimiz için eksi kyye eşittir. O halde net kuvvet f eksi kY olacak. Evet böyle yazabilirim ve bu cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşittir. Peki ivmesi hakkında ne söyleyebiliriz? konumu eğer y ise y'nin t'ye göre türevi y üssü ya da dy bölü dt bize cismin hızını verir. Bunun t'ye göre türevini aldığımızda da y'nin ikinci türevi d kare y bölü dt kare yani ivmesini bulmuş oluruz. Bu yüzden de buraya a yerine y üssü üssü yani y'nin ikinci türevi yazacağım. Bunu eşitliğin diğer tarafına alalım. Kuvvet eşittir. Evet bu kuvvetten bahsediyorum. Cismin kütlesi çarpı cismin ivmesi artı yayın yay sabiti çarpı konumu yani y'ye eşit olduğunu buluruz. Bir dış kuvvet olmazsaydı o zaman homojen bir diferansiyel denklem elde ederdik ve bu durumda yay da kendi kendine hareket etmeye başlardı. Ama işin içine f geldiğinde yani homojen olmayan terim, kütleye uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin bir Dirac delta fonksiyonu olduğunu düşünelim. Mesela Dirac delta t eksi 2 eşittir kütle çarpı y üssü üssü artı k çarpı y elde ederiz. Bu sistemin t e eşittir 2'de de hareket edeceği anlamına gelir. Bundan dürtüsü 2 olacak diye de bahsedilir ama bunları size daha sonra anlatacağım. Kuvvet çarpı zaman ya da bir saniye dürtüsü 1 olacak. Fiziğe çok fazla girmek istemiyorum ama dürtüsü ya da momentumundaki değişim büyüklüğü birimlerin ne olduğuna bağlı olarak 1'e eşit olacak. Size tüm bunları anlatmak istedim çünkü size bir sürü garip görünümlü hatta isimli fonksiyondan bahsettim ve bunların gerçekte nasıl kullanıldıklarını bilmenizi istedim. Evet zaman zaman bir şeyi bu şekilde hareket ettirir ve bırakırsınız. Sonsuz derecede hızlı yaparsınız ama bunun doğru tanımlanmış bir şekilde momentumu değiştirmeye yeterli olması gerekir. Sıradaki videoda Dirac Delta'dan bahsetmeye devam edecek, Laplace dönüşümünü alacak ve farklı fonksiyonların Laplace dönüşümlerine ne yapacağını göreceğiz.